demişti yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan. Peki ne değişti? Şimdi artık bir nevi boks eldivenlerini kuşanmış durumda Fatih Erbakan. Neden? Çünkü hedef alındı. Çünkü ayrı girme kararı kendi yaklaşımına göre saygıyla karşılanmadı. Benzer komşu hatta aynı mahalleler sonuçta oy tabanları bu partilerin denilerek birlikte olmaya zorlandık ama adaletli bir paylaşım bir hak yansıması olmadı demişti. Elbette bunun içerisinde milletvekilliği seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını kazandığı 2023 Mayıs seçimlerinde verdikleri desteğin karşılığını tam olarak alamadıklarını kastediyorlardı. Yerel seçime yek başına girdiler. Belki de İyi Parti'nin sloganı Yeniden Refah Partisi'nin sonuçlarına baktığınızda daha çok çalıştı. Peki ne oldu? belirli bir oy oranına %7 civarına yerleşmesiyle Türkiye'de artık yeni barajın da üzerinde konumlandığını gösteriyordu. Anlaşılan buradaki oy paylaşımı giderek sertleşecek. Çünkü yerel seçim sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi görünen o ki kaybettiği oyları geri toplayamıyor. Çok açık bir gerçeği ortaya koyuyor. Halkımız artık değişim istiyor. Değişimin zamanı geldi diyor. Son genel seçimlerin ardından balkonda aynı karede yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleyen cumhur ortakları. Süreç içerisinde yollar ayrıldı. Cumhur'un birlikte saf tuttuğu Manazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerine katılmayan yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan boks eldivenleriyle poz verdi, gardını aldı. 12.500 lira emekli maaşı veriyorsun. Peki açlık sınırı ne bu ülkede? 20.000 lirayı geçti. Bu matematiğe göre Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında gelire sahip. Yerel seçimlerde işbirliği için temaslar kurulsa da Cumhur İttifakı ile devam etmedi. Ekonomi başta olmak üzere itirazlar arka arkaya yükseldi refahtan. Fatih Erbakan Afyon'da Salar Belediyesi'ni ziyaret etti. Hediye edilen boks eldivenini ellerine geçirdi. Eldivenleriyle adeta hazır olduğunun mesajını verdi. Kaynak var, imkan var, Cenab-ı Allah nimet vermiş ama bu kaynaklar canavarlara gidiyor. Canavarlar kim? Bir tanesi faiz canavar. Erbakan iktidarı eleştirdiği sırada Cumhur İttifakı ortakları Erbakan olmadan tam kadro Malazgirt'in yıl dönümü etkinliklerine katıldı, birlikte poz verdi. Erbakan'ın boks eldivenli karesine karşılık Cumhur ortakları ise yan yana saf tuttu. Bu bir iflastır, bu bir çöküştür, bir fotoğraf anlattığı çok şey. Geride kalan Cumhur İttifakı üyeleri. Madem Yeniden Refah Partisi'ni konuşarak başladık. Yeniden Refah Partisi'nin arkasında bıraktığı bir ittifak artık. Cumhur İttifakı. Ekim var. Mevcut ana umurga Adalet ve Kalkınma Partisi. En büyük destekçisi Milliyetçi Hareket Partisi. Bunun yanında BBP'nin olduğunu biliyoruz. paranın olduğunu biliyoruz. E sonra bir de komutanların yer alması, kuvvet komutanlarının da yer aldığı bir fotoğrafa ismi geçen özellikle de son ismi geçen Apar'ın dahil olması eleştirilerin getirisini sağladı. Buradan parti içi ve ittifak içi birlik mesajı çıktığı düşünülüyordu ama askerlerin orada olması farklı yorumları ve tepkileri de beraberinde getirdi haliyle.